Merhaba sevgili EkoTrend programı izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere Büyükçekmece Mimaroba'dan sesleniyoruz ve köftenin en lezzetli adresindeyiz. Efendim Köfte Alem salonundayız. Yanımızda işletmenin sahibi Sayın Sercan Şimşek bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba. Öncelikle Sercan Şimşek'i tanımak istiyoruz. Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Bu sektöre ne zaman başladınız? Biz bu sektöre, yani Çiçeğiburnu'nda aslında bir firmayız. Gıda sektörünün çok eskiyiz. Köfte ve sucuğa toplam 4 yıl oldu. Geçmişimiz çok eski ama bu sektörde dediğim gibi 4 yıl oldu. Bunun 2 yılı toptan, son 2 yılda restoranlaşıyoruz. İyi noktalar seçmeye çalışıyoruz. Mimaroba şubemiz ve Beytüzü şubesiyle şu anda hizmet vermekteyiz. İnşallah devamında yapacağız. İnşallah. Tabii köftenin en lezzetli adresi dedik. Evet. Hemen sırrını sormak istiyorum. Bu köftelerin lezzeti nereden geliyor? Köftenin lezzeti tamamen etle alakalı ve seçimle alakalı. Ağırlıklı Trakya bölgesinde çalışıyoruz. Dönem dönem Afyon ve Balıkesir'de alıyoruz. Seçimden başlıyor ve tabii ondan sonra bizim formülümüz, reçetemiz o şekilde başlıyor. Diyorum ya, ne olursa olsun çizgiyi bozmamak ve aldığınız yeri değiştirmemek, bölge çok önemli. Trakya zaten bu kendini ispatlamış bir bölgemiz. Buna bağlıyoruz biz. Köfte çok hassas bir yiyecek, evet, dolayısıyla. Milli bir yiyeceğimiz. Köfteyi zaten sevmeyen bir kesimimiz yok. Orta yaş, gençler olsun, değil mi? Sevmediğimiz bir kesim yok. Özellikle biz misal sadece dana kol kullanıyoruz, dana eti kullanıyoruz. Kuzu içine karıştırmıyoruz. Çünkü tercih seven var, sevmeyen var. Bayanlar özellikle buna hassaslar. O yüzden de ciddi bir bayan müşterimiz var, aile müşterimiz var. Bu anlamda bu şekilde. Burada gelip lezzetli yiyeceklerden başta köfte olmak üzere yiyebiliyorlar. Kesinlikle. Bizim köfte aleme geldiğinde kesinlikle ilk tercihleri olacakları köfte ve sucuk. Bizim kendi imalatımız olduğu için köftemizi yiyecekler. Diğer et grubunda ekstra bir lezzet zaten. Aynı zamanda tabii evlerine de götürebiliyorlar tabii, değil mi? Evlerine götürebiliyorlar, çiğ alabiliyorlar, pişmiş sipariş verebiliyorlar. Çiğ de zaten ağırlıklı çiğ ve pişmiş olarak, kilo menü olarak, kilo grubu olarak gidiyor. Bu anlamda evlerine de götürebiliyorlar buradan. Tabii köfte zor bir iş. Evet. Spekülasyonlara açık bir sektör. Zor bir iş ama biz sektörün küçüğü olarak diyoruz ki Odru Meydan. Evet. Zaten kısa sürede köfte alemi herkes tanıdı. Evet. Lezzeti tadanlar öğrendi. Kesinlikle. Bölgede köfte dendiği zaman köfte alem akla geliyor. Köfte alem peki günün hangi saatleri hizmet veriyor? Sabah 8.30 yani 9'da başlıyor. O saatlerde çorba servisimiz var. Sabah kahvaltısında 12 ile gece 12 arası servis veriyor. İki şubemiz de aynı mantıkta çalışıyor. Dikkatimizi çeken bir uygulama daha var. Köfte alemde fiyatlar çok ekonomik. Bunu evet. Neye bağlıyorsun? Bu imalatçı olmamıza ve artık ne olursa olsun insanlar bilinçli. Yani keyifli yemek yiyip uygun yemek istiyorlar. Biz de bunu, insanlar bizde keyifli yemek yesin, ekonomik yesin. Ve çevresine söylesin anlamında. Bu da bizimle tamamen imalatımızla alakalı. Az kâr marjı ama sürekli istediğimiz için bu şekilde bir uygulama yaptık. Başta siz olmak üzere burada güler yüzlü bir ekip var, uzman bir ekip. Kaç kişiyle hizmet veriyorsunuz? Hafta içi Mimaroba şubesinde hafta içi 9-11 kişi, hafta sonu 16 kişiye çıkıyor toplamda. Beylikdüzü şubemiz hafta içi 8 kişi, hafta sonu 13 kişiye çıkıyor orası da. Bu şekilde bir hizmet veriyoruz. İstanbul'un çoğu yerinden geliyorlar zaten. Evet, oldukça karşıdan bile gelen var. Osman Bey'den çok müşterimiz var. Zaten verdiğimiz noktalar da var. Oradan çok bayağı bir müşterimiz var. Özellikle mesela bu tarafta zaten civar köyler, bir de Mimaroba bu tarafta bir merkez. Herkesin buraya alışverişe çarşı olarak düşündük de. Bir köy mantığı düştüğünüz zaman işte herkesin burası merkez olarak kullandıkları bir nokta olduğu için de ciddi anlamda dışarıdan gelen müşterimiz var. İnşallah yakın gelecekte birçok noktada buluşuruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, sizlere bugün Büyükçekmece'den, efendim Mimaroba'da bulunan Köfte Alem Köfte Salonu'ndan seslendik. Aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.